Otomobil ve hız tutkunlarının buluştuğu adres 8. etaptan merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta ilk olarak Opet test köşemizle başlayacağız programımıza. Yenilenen Nissan Qashqai Göcek'te düzenlenen bir etkinlikte basına tanıtıldı. Sevgili seyirciler, segmentinin en çok satan aracı, öncüsü Nissan Qashqai yenilendi biliyorsunuz ve Göcek'te şimdi lansmanındayız. Yanımızda da Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök var. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Çıktığından beri 2007'de satılmaya başlandı. 19 kez yılın otomobili ödülünü aldı. Kesinlikle. Ve segmentinin gerçekten lider markası haline geldi. Yeni Qashqai neler sunuyor? Şimdi biraz önce bahsettiğiniz konu çok önemli. 2007'de Türkiye'de bu segmenti yaratan model Nissan Qashqai 10 yıldır da Türkiye'de bu segmentte liderliği elden bırakmayan tek model diyeyim. Dolayısıyla biz bu liderliği perçinlemek amacıyla bir takım yeniliklere gittik. Nissan Qashqai'de de bunları görebiliyorsunuz. Siz havalandan Göcek'e gelirken Dalaman'dan aracı test etme imkanı da buldunuz. Hem tasarımıyla hem dış tasarımı hem iç tasarımı hem motor özellikleri hem de teknolojik özellikleriyle yine liderliğini uzun yıllar devam ettireceğini düşünüyoruz. Ne gibi yenilikler eklendi? İlk dikkatimizi çeken tabii ki ön yüz oldu. Dış tasarım tamamen değişti. Biraz daha hani makyaj desek de açıkçası yeni V-Motion ızgaranın gelmesiyle beraber X-Trail2 gibi artık bizim o kimliğimizi gösteren, Nissan kimliğini gösteren bir dizayna kavuştu Qashqai'de. Burada tamponlarda daha fazla gövde rengini görebiliyoruz. Sis farları aşağı doğru indi. Biraz daha agresif, biraz daha sportif bir havaya büründü ve kare konumuna geçti. Daha dörtgen açılı bir sis farlarımız var. En önemlisi de tabii farlarımız değişti. Artık adaptif LED farlarımız var. Güvenlik olduğu kadar tasarımada ilave katkısı var. İçeride ne gibi yenilikler var? Hem teknolojik anlamda hem konfor anlamında. İçeride premium algısını arttırabilmek amacıyla koltukların dizaynı komple elden geçti. Bunlarla beraber kaplamalarda, plastik kaplamalarda özellikle malzeme kalitesini çok geliştirdik. Direksiyon simidimiz değişti. Artık 4 kollu aynı X-Trail'deki olduğu gibi daha premium bir direksiyon simidimiz var. Aynı zamanda deri döşemelerde çok kalitenin geliştiğini görebiliyoruz. Yani premium algısını arttırabilmek için iç tasarımda da ciddi aşama kaydettiğimizi düşünüyorum ben. Tabii de buna ilave olarak üst versiyonlarda Bose müzik sistemi ilave oldu. Nissan Intelligent Mobility kullanıcılarına neler sunuyor güvenlik anlamında? Şimdi Intelligent Driving'e gelirsek eğer akıllı sürüş özelliklerinde en önemli konulardan bir tanesi yeni Qashqai ile beraber gördüğümüz üst versiyonlarda var bu. Acil fren destek sistemi. Bütün versiyonlarımızda var ama üstteki versiyonlarda artık bir de yayayı görüp yaya çıktığında aracın önüne 50 kilometreye kadar eğer kullanıcı bir müdahalede bulunmuyorsa araç kendini otomatik olarak durduruyor ve kazayı önleyebiliyor. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Daha sonrasında akıllı sürüş özelliğiyle kasislere geldiğinde süspansiyon sistemini etki ederek çok daha rahat bir şekilde o kasisi hissetmeden ya da çukuru hissetmeden geçmenizi sağlayabiliyoruz. Bütün bunlar Nissan Intelligent Mobility'nin artık araçlarımıza yansıyan şekli olarak düşünebiliriz. Sene sonunda satılmaya başlanacak ama asıl hedef 2018. 2018'de nasıl bir adet öngörüsünde bulunacaksınız? 2017'den daha iyi olacağını düşünüyoruz açıkçası. Belki 2016 seviyesine yaklaşabiliriz. Çünkü bu seneyi 950 binlerde bitirirsek eğer seneye 965-970 bin gibi bir pazar hacmi şu anda öngörümüz var. Biz de bunun içinde bir yandan SUV'deki liderliğimizi devam ettireceğiz. Bir yandan da pazar payımızı yine artı bir koyacak şekilde, üstüne çıkacak şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, biz şimdi direksiyonun başına geçelim. Aracı biraz daha yakından inceleyelim. Ben de size aracı nasıl bulduğumu anlatayım. Sevgili seyirciler, yeni Qashqai'nin yanındayız. İsterseniz yeni deyin, isterseniz makyajlı deyin ama ben size değişiklikleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi ön yüzden başlarsak gördüğünüz gibi far grubu daha artık çekici bir hale gelmiş, adaptif LED farlara kavuşmuş. Buradaki en önemli değişiklik tabii ki buradaki markanın imajı haline gelen V-Chrome ızgara. Bunun altına bakacak olursak burada sensörleri görüyoruz. Yine burada 360 derecelik görüşü sağlayan kameranın kamerası buraya yerleştirilmiş. Bunlar tabii ki aracımıza güvenlik anlamında büyük katkı sağlıyor.
Logo ise görmüş olduğunuz gibi artık düz bir hale gelmiş. Bunların düzleştirilmesinin sebebi Euro NCAP çarpışma testlerinde yaya güvenliğini sağlamak adına. Artık araçların ön yüzlerinde yayalara zarar verebilecek minimum şekilde bir tasarım yapılıyor. Bunu artık logolarda dahil, işte bu logoda düzeltilmiş. Aşağı bakacak olursak sis farları daha aşağı alınmış ve gördüğünüz gibi daha dikdörtgen bir forma kavuşturulmuş. Bunun dışında tamponda ise gövde rengi daha fazla kullanılmış. Bu da aracın daha kaliteli bir görünüme bürünmesini sağlamış. Daha şık olmuş bence de. Yan tarafa bakacak olursak yan tarafta fazla bir değişiklik yok. Onu söyleyeyim. Değişen tek şey aracın jantları. Yeni jantlar aerodinamik yapıyı güçlendirmek adına yeniden tasarlanmış. Yeni tasarımlara sahip. Bir de aracın boyutuyla ilgili bir şey söyleyeyim. 17 mm bu araç uzamış. Onun dışında genişlik ve yükseklikte herhangi bir değişiklik yok. Şimdi aracın arkasına gelecek olursak arkada da arka stop grubunda da aynı değişim ön farlardaki gibi söz konusu. Daha şık bir tasarıma kavuşmuş ve daha koyu iç kısmı daha koyu olarak tasarlanmış. Bagaja geldiğimizde bagajda da bir değişiklik yok. 430 litrelik bir bagaj hacmine sahip ama gördüğünüz gibi yükleme eşiği düz, çok rahat. Yani buradan eşyalarınızı düz bir şekilde buraya koyabilirsiniz. Alt tarafta ise gördüğünüz gibi açtığınızda iki parçalı bir yapısı var. Bu da size bazı eşyalarınızı buradaki parçanın altına saklama şansı veriyor. Şimdi gelin aracın içine bakalım. İçeride ne gibi değişiklikler var onları size göstereyim. Aracın içine açtığımızda gördüğünüz gibi koltuk yapısının sürücü için oldukça ergonomik olduğunu görüyoruz. Üst paketlerde iki hafızalı elektrikli koltuklarımız mevcut. Koltukları bu şekilde rahat bir şekilde kendinize göre ayarlamanız mümkün. Üst versiyonlarda Bose müzik sistemi göze çarpan detaylar arasında. Aracın içine oturduğumuzda ilk dikkatimizi çeken şey gördüğünüz gibi yeni direksiyon 34 milimden 37,5 milime et kalınlığı arttırılmış. Dolayısıyla ele daha iyi oturuyor. Üçlü bir yapısı var, yeni düğmeler var ve bunlar da ergonomik bir şekilde, daha hassas bir şekilde ayar yapmanızı sağlıyor. Yeni direksiyon yapısı kadranların görünürlüğünü %17 oranında arttırmış. Bu da buradaki göstergeleri daha rahat görmeniz sağlıyor ve tabii ki bu da güvenliği de arttırıyor. Orta bölüme bakacak olursak burada fazla bir değişiklik yok. Açıkçası yenilendiğinde buradaki ekranın biraz daha iyi olmasını beklerdim. Özellikle bu bölümün biraz daha iyileşmesi bence gerekiyor. Alt tarafa baktığımızda elektrikli park freni ve auto hold tuşu var. Auto hold tuşu sevgili seyirciler, düz yolda duruyorsunuz, frene bastınız, ayağınızı çektiniz, sizin yerinize fren yapıyor. Gaza bastığınız anda da aracınız hareket etmeye devam ediyor. Günümüzde artık herkes akıllı telefon kullanıyor ve özellikle de büyük akıllı telefonlara sahip olanlar için ise gördüğünüz gibi pek fazla bir yer yok. Böyle koyduğunuzda telefonunuz dışarıda kalıyor. Keşke burada telefonu koyabilecek daha iyi bir yer olsaydı. Sadece bu bardağı koyabileceğiniz alana telefonunuzu koyabilirsiniz. Bunun arkasındaki alana da pek koymak mümkün değil. Buraya gelmişken hemen burada koltuk ısıtma düğmelerinin bulunduğunu söyleyeyim. Bu düğmeler de geriye doğru konumlandırılmış. Belki hani böyle yapmak kimilerine kolay gelebilir ama burada göz önünde olmasını tercih ederdim. Orta bölümde bir kol dayama mevcut ve iki parçalı açılıyor. Gördüğünüz gibi burada bir parça var. Kapatıp soldaki düğmeye bastığınızda ise daha derin olan bölüm ortaya çıkıyor. USB ve AUX girişiyle bir adet çakmak girişi içeride bulunuyor. Bu bölüm ileri geri hareket etmiyor. Kolunuzu böyle dayayabiliyorsunuz burada. Test aracımızda, bu test aracında gördüğünüz gibi 6 ileri manuel şanzıman var. Ama değişik motorlarda tabii ki X-Tronic otomatik şanzıman seçeneği de mevcut. Şimdi bir de arka koltuğa göz atalım. Gördüğünüz gibi ön koltuğu kendime göre ayarladım, arkaya geçtim. Oturma pozisyonu olarak çok rahat. Diz mesafesi de rahat. Baş mesafesi benim boyumdakiler için rahat. Yaklaşık 1.80'den sonra başınız tavana değebilir. Gördüğünüz gibi iç döşemeler koyu renkte tasarlanmış tavanda. Ancak bunu ferahlatacak bir detay var. Gördüğünüz gibi buradaki bölümü, panoramik cam tavanı, bu perdeyi geriye doğru açtığınızda aracın içi oldukça ferah hale geliyor.
Az önce size jantlardan bahsetmiştim. Aerodinamik yapıyı iyileştirmek için tabii ki araçta sadece jantlar değil, ön bölümde hava kanallarında da iyileştirmeler yapılmış. Bu da aracın sürtünme katsayısını 0.34'ten 0.31'e düşürmüş. Bu da ne sağlıyor? Tabii ki size yakıt ekonomisi sağlıyor. Yakıt demişken hangi motorlar, hangi şanzıman seçenekleri var onları da açıklayalım size. 1.5 110 beygir dizel motorumuz var. 1.6 130 beygirlik dizel motorumuz var. Bir de 1.2 litrelik benzinli motorumuz var. Bu da 115 beygir gücünde. 6 ileri manuel şanzımanımız var ve X-Tronic şanzımanlarımız var. Bunları 1.2 benzinli ve 1.6 litrelik dizel motor seçeneklerinde X-Tronic şanzımanla beraber alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra daha önce söylediğim gibi 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonu da mevcut. Evet, yeni Qashqai şu anda ilk izlenimlerimiz bunlar. Tabii ki bu aracı İstanbul'da biraz kullanmak lazım. İstanbul trafiği biliyorsunuz bir aracı görmek için en ideal yerlerden bir tanesi. Hem yakıt tüketimini hem manevra anlamında o sıkışık trafikte neler yapabiliyor. Qashqai İstanbul'da da test edip size daha detaylı anlatacağız. Ancak ilk izlenimlerimiz Göcek'te bunlar. Umarım faydalı bilgiler verebilmişizdir. Ben Defne, ben trafik dedektifiyim. Trafikte kurallara uymayanları uyarım. Şimdi size birkaç bilgi vereceğim. Gideceğiniz mesafe hangi uzunlukta olursa olsun mutlaka yaşam kemeri takın. Unutma, yaşam kemeri seni hayatta tutar, sevdiklerine bağlar. Gastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Ersin Aydemir soracak. 2004 model 1.6 litrelik LPG'li bir aracım var. Aracımda oksijen sensörü, lambda sensörü bozukmuş. Etrafımdaki arkadaşlar temizlendiğini söylüyor. Temizlenince düzeldiğini söylüyor. Bazıları da değişmesi lazım diyor. Aracım soğukken tekleme, gaz yememe, stop etme yapıyor. Makineye bağlayınca lambda sensörü hatası veriyor. Yardımlarınızı bekliyorum Murat Bey. Teşekkürler demiş. Şimdi tabii biz hani cevabını söyleyeceğiz. Tamir işini artık ustalarına bırakacağız. Yani özellikle LPG'li araçlarda lambda sensör arızası çok sıklıkla yaşanıyor. Çünkü egzoz ısısı daha yüksek oluyor. Lambda gerçekten arızalıysa öyle temizlenerek falan tamir edildiğini bugüne kadar görmedim. Kablolarında bir şey olabilir, fişinde bir şey olabilir. Hı hı. Lambda sensörün tesisata bağlandığı kablolarda veyahut kablonun öbür tarafında bir şey olabilir. Öncelikle o kabloları bir kontrol ettirip eğer kablolar yeterli irtibat sağlıyorsa lambda sensörle tesisat, hı hı, arasında, ondan sonraki çare değiştirmek. Anlattığı çok tipik lambda sensör arızaları, özellikle soğukken gaz yememesi falan gibi. Yani bu sanki lambda sensör tamamen devre dışı. Lambda sensörden, oksijen sensörden egzoz gazının bilgisi sanki motor kontrol ünitesine gelmiyormuş gibi bir bilgi var. Dediğim gibi yani bence çok büyük bir ihtimalle değiştirilmesi gerekecek. Önce bağlantılar, sonra değiştirme yoluna gidecek. Evet, Hacı Hüseyin sormuş. Benzinli aracım var. Kullandığım yağ 10.40 benzinli araç için 2B demiş. Geçen hafta yeni yağ aldım. Aynı marka fakat usta 10.40 dizel olanını vermiş. Değiştirmem gerekli mi benzinli için olanından diye sormuş. Evet, 10.40 benzinli bir araç kullanan sürücüye 10.40 dizel yağ verilirse ne yapması gerekiyor? Şimdi bu soruya da pratik ve teorik iki cevap verme durumundayım. Normal şartlar altında benzinli yağını kullanmasını tavsiye ederim. Çok ufak katkı farkları ve dizel motorların çalışma ısısıyla benzinli motorların çalışma ısısı aynı değil. Bu çalışma ısısından kastım sizin
hararet göstergesinde gördüğünüz ısı değil, pistonun tepesinde patlama anında 600, 800, 1000, 1200 derece gibi ısılar oluyor. Dizel motorlarda sıkıştırma oranı çok daha yüksek olduğu için bu daha farklı. Bir de dizel yakıtın tan kalan partiküller, kalan kalıntılarla benzinli motordaki benzinin patlaması anındaki kalan kalıntılar birbiriyle tıpatıp aynı değil. Ama aslında markaların çok büyük bir kısmında yağların üzerinde dizel yağ ve benzinli yağ diye büyük bir yazı olmakla birlikte altındaki ufak yazılarda benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilir der. Yani bu hani dağın tepesinde yağsız kaldığınız zaman motorunuz zarar görmesin, o yağ aldığınız zaman o araçta da kullanabilin diye tasarlanmış bir şeydir. Yani pratikte büyük bir zarar görmezler ama teorik olarak eğer o yağ kullanmadıysa değiştirmesi de mümkünse benzinlisiyle değiştirmesini tavsiye ederim. Peki Yusuf Bilgiç'in sorusuna geçelim. Kışın daha soğuk olan yerler için daha ince yağ kullanmak doğru mudur? Örneğin benim aracıma fabrika verisi 5W30 tavsiye ederken hava sıcaklığını baz alıp 0W30 koysam kötü bir etkisi olur mu demiş. Hani yağlarla ilgili sorular olduğu için arka arkaya. Evet, böyle bir inanış ve böyle bir teknoloji var. Burada iki parametremiz var. Bir tanesi üreticinin el kitabına bakmak lazım. İkincisi de bu çok radikal koşullarda olacak bir şey. Yani soğuktan kastımız havanın dışarıdaki hava ısısının 30 dereceden 10 dereceye inmesi değil. Böyle sıfırın altında 20 dereceler, 30 dereceler gibi ciddi değişiklikler varsa 5 viskosite genelde yağ inceltilebilir. Ama yine de üretici firmanın sınırlarını aşmamak kaydı şartıyla. Çünkü çok düşük viskositedeki yağ pratikte çok ince yağ karşılar. Eğer o motorun içindeki boşluklar o yağıyla doldurulamayacak kadar fazlaysa bu tavsiye edilen bir şey olmayacaktır. Teşekkür ediyoruz Serdar Bostancı'ya bu haftada. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta yine sizlerden gelen sorularla Castrol Magnetek işin doğrusunda birlikte olacağız. Şimdi Castrol Eş'le performans köşemiz başlıyor. İTO İstanbul Rally'sinde büyük çekişme yaşandı. 2017 Türkiye Rally Şampiyonası 5. yarışı olan İTO İstanbul Rally'si, Skoda Fabia R5 ile BC Vision Motorsport adına yarışan Burak Çukurova Vedat Bostancı ekibinin zaferiyle sonuçlandı. Kısa adı İSOK olan İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından 9-10 Eylül tarihlerinde organize edilen yarışta, genel klasman ikinciliğini GP Garage My Team takımından Peugeot 207 S2000 ile Hakkı Ağaoğlu Nehir Yılmaz elde ederken, üçüncülük yine aynı takımdan Mitsubishi Lancer Evo 9 ile Mustafa Çakal, Mehmet Köleoğlu ekibinin oldu. Rally'de start alan 51 ekipten 33'ü finişe ulaşmayı başardı. Genel klasman dışında sınıflarda yaşanan çekişmede nefesleri kesti. İki gün boyunca Mudarlı, Darlık, Aypop, Esenceli, Göçbeyli ve Power Stage etaplarında büyük çekişmeye sahne olan rallide, sınıf N'de ise Mitsubishi Lancer Evo 9 ile GP Garage My Team adına yarışan Mustafa Çakal, Mehmet Köleoğlu ekibi zafere ulaşan taraf oldu. Sınıf 4 ve 2 çeker klasmanında birinciliğin sahibi Ford Fiesta R2T ile Ford Motorsport Türkiye'den Ümitcan Özdemir, Batuhan Memiş yazıcı olurken, ekip aynı zamanda Fiesta Rally Cup'ta da birinciliği elde etti. Sınıf 3 birinciliğini Ford Fiesta ST ile Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Onur, Uğur, Çelikyay kardeşler elde ederken, yine Ford Fiesta ST ile Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Burcu Çetinkaya Bucak, yarışın kadın pilotlar birinciliğinin, Nehir Yılmaz da kadın kopilotlar birinciliğinin sahibi oldu. Ford Fiesta R2T ile Ford Motorsport Türkiye adına yarışan 22 yaşındaki Tamer Emre Hasbay da rakiplerini geride bırakarak yarışın genç pilotlar birinciliğine uzanan isim oldu.
35 yaş üzeri klasik rally otomobillerine açık historic klasmanında Ford Escort MK2 ile yarışan 3 ekip genel klasman ve kategori 2'de podyum oluşturdu. Parkur Racing adına yarışan Engin Kap, Ali Emre Yılmaz ekibi ilk sırada yer alırken Kemal Gamgam, Orkun Demir ikinciliği, Burak Türkkan, Onur Aslan da üçüncülüğü kazanan ekipler oldular. Start alan 5 ekipten ikisinin tamamlayabildiği historic kategori 1'de ise Fiat 131 ile yarışan Levent Gür, Oytun Albayrak birinciliğe ulaşırken İkinciliği yine Fiat 131'de Ali Nijat Sirel, Tuğkan Erden çifti kazandı. Farklı illerden 16 ekibin start aldığı Renç Koçubey Kupası klasmanında Citroen C2 ile yarışan İlhan Mutluay, Cumhur Önder genel klasman ve kategori 2 birinciliğine uzanırken genel klasman ikinciliği ve kategori 4 birinciliği Renault Clio 2 Sport'la Erkan Yanıkoğlu, Bora Yılmaz ve genel klasman üçüncülüğünü de Opel Astra GSI ile yarışan Yiğit Yalçın, Serdar Yalçın kardeşler elde etti. 16 ekibin start alıp 7 ekibin tamamlayabildiği Range Koçubey Kupası klasmanında kategori 1 birincileri ise Fiat Palio ile yarışan Mert Gür, Egecan Ünlü ekibi oldu. ...2017 Türkiye Rally Şampiyonası 21-23 Ekim tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek olan ve aynı zamanda Balkan Rally Kupası'na da puan veren Marmaris Rally'si ile devam edecek. Aynı zamanda Dünya Rally Şampiyonası'na aday olarak düzenlenecek organizasyona Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu tarafından atanan Avrupa'nın farklı ülkelerinden üst düzey gözlemci ve yöneticilerle Dünya Şampiyonası takip eden fabrika takımlarının mühendis ve yöneticileri de katılacak. BOM Akademi Kupası'nın 3. ayağı İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleşti. Borusan Otomotiv Motorsport tarafından organize edilen BOM Akademi Kupası'nın 3. ayağı 11 otomobil ve 14 sporcunun heyecanlı mücadelesine sahne oldu. Borusan Otomotiv Motorsport tarafından 2015 yılında sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen BOM Akademi eğitimlerine katıldıktan sonra otomobil sporlarına adım atmak isteyen sporculardan tecrübeli pist yarışçılarına kadar geniş yelpazede bir katılımla start alan BOM Akademi Kupası 16 ve 17 Eylül tarihlerinde yapılan 3. ayak yarışlarıyla devam etti. İlk iki ayakta gerçekleştirilmiş olan 4 yarış sonrasında Yaman Yılmaz, Ahmet Armağan ikilisi 1. durumdaydı. Caterham yarış otomobillerini kullanan 14 sporcu hafta sonuna antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Sıralama turlarında ilk 7 pilotun 0.6 saniyenin içinde dereceler çıkartması, yarışın ne kadar çekişmeli geçeceğinin sinyalini verdi. Sıralama turlarında Yaman Yılmaz'ın elde ettiği 53.134 saniyelik derece ise hafta sonu gerçekleşen özel kupalar içerisinde elde edilen en hızlı tur zamanı oldu. Birinci yarışta ilk sırada start alan Yaman Yılmaz, sergilediği başarılı performans sonucunda podyumun en üst basamağına çıkmayı hak kazandı. Güney Altuner ikinci, Muratcan Eğilmez ise birinci yarışı üçüncü sırada tamamladılar. Pazar günü yapılan ve ilk yarış sonucuna göre start alınan ikinci yarışta ise Güney Altuner ile Muratcan Eğilmez'in mücadeleleri görülmeye değerdi.
Arka grupta ise Batur Kızıltepe, Haluk Ege, İsmail Hakkı Erenoğlu ve Ahmet Armağan'ın çekişmeleri heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışta birincilik Güney Altuner'in oldu. BOM Akademi motor sporları eğitimlerinin pistlere kazandırdığı yarışçıların yanı sıra tecrübeli pilotların da katıldığı kupada 50 artı grubu da centilmence bir mücadeleye sahne oldu. 50 artı kategorisinde hafta sonunun birincisi iki yarışta da aldığı başarılı dereceler sonucunda Haluk Ege oldu. İlk iki ayakta gerçekleştirilen 4 yarış sonrasında Yaman Yılmaz, Ahmet Armağan ikilisi birinci durumdaydı. Üçüncü ayak sonunda şampiyona genel klasmanında Yaman Yılmaz, Ahmet Armağan'dan oluşan AMS takımı birinci sıradaki yerlerini korurken, ikinci sırada Güney Altuner, üçüncü sırada ise Muratcan Eğilmez bulunuyor. Aslında günün öyküsünü anlatmak lazım. Antrenman turlarında en iyi zamanı yaptım. Sonra sıralama turlarında geliştirerek en iyi zamanı yaptım ama herkes geliştirdi. 53'ün içinde 7 pilot vardı. Dolayısıyla yarışın ne kadar çekişmeli geçeceği belliydi. Startla itibaren ben birinciliği aldım, zaten bir kalkmıştım ama arkam sürekli değişti. Haluk abi geldi, Süreyya abi geldi, İsmail geldi, en son Güney geldi. Hepsini bir yavaş yavaş bir şekilde ekarte ettim. Sonunda da hiç ikinciliğe düşmeden birinci şekilde bitirdim. Sıralama turlarında derecelerimiz yavaştı ama yarış ile adrenalin ile hızlandığımızı hissettik. BOM Akademi'de bu bizim üçüncü yarışımız. İlk iki yarış biraz daha sakindi. Yarışları şu an tanımış olduk. Çok daha heyecanlıydı, çok daha keyifliydi. Ufak hasarlarla yarışı ikinci olarak bitirdim. Benim için start anı biraz kötüydü. Start anında iyi bir start alamadım ve arkamda iki kişi beni geçti. Ardından yarış içerisinde bayağı bir ön taraftaki grupta temaslı durumlar oldu. En sonrasında iki kişi de yoldan çıkınca ve temas ettiğinden dolayı spin attıkları için ben de üçüncü bitirmiş oldum. Rahat bir yarış geçirdim. Hiçbir problem yaşamadım. 4 ayak ve 8 yarıştan oluşan BOM Akademi Kupası'nın son ayağı 28-29 Ekim tarihlerinde İzmir yarış pistinde gerçekleşecek. Türkiye Pist Şampiyonası 3. Ayak Yarışları Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 16-17 Eylül tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde düzenlendi. Süper ve Maxi olmak üzere iki ayrı kategoride ikişer yarışı olarak koşulan hafta sonunda ayrıca BOM Akademi Kupası yarışları da gerçekleştirildi. Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup ilk yarışında Borusan Otomotiv Motorsport takımının 18 yaşındaki genç yeteneği Ali Türkan birinci, Tok Sport VRT takımından Çağlayan Çelik ikinci ve Ülkü Motorsport takımından Galip Atar üçüncü sırayı aldı. İkinci yarışta ise Çağlayan Çelik birinciliği elde ederken Ali Türkan ikinci, Galip Atar üçüncü oldu. TOSFED'in Genç Yetenek Programı çerçevesinde desteklediği Ali Türkan bu yarışın ardından Türkiye Pist Süper Grup Şampiyonası liderliğine yükselmeyi başardı. Borusan Otomotiv Motorsport'un genç sporcusu 18 yaşındaki Ali Türkan, cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında elde ettiği 44.611 saniyelik derecesiyle hem yarışa önde başlama hakkını elde etti hem de bugüne kadar Körfez pistinde Süper Grup otomobille elde edilen en hızlı tur zamanına imza atmış oldu. Pazar günü gerçekleşen ilk yarışta BMW 320 SI otomobiliyle güçlü rakiplerini rahatça geride bırakarak Süper Grup birincisi olarak finişe ulaşan Ali Türkan, öğleden sonra gerçekleşen ikinci yarışta da lider durumdayken, arızalanan bir otomobilin pistte yağ dökmesi sonucu oluşan riskli durumda stratejik bir karar vererek hızını azalttı ve risk almadan rahat bir tempoda yarışı grubunda ikinci sırada tamamlamış oldu. Ali Türkan böylece Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak yarışlarında start alamamış olmasına rağmen 3. ayak yarışları sonunda topladığı önemli puanlarla rakipleriyle olan farkı kapatarak liderliğe çıkmayı başardı. Maxi grupta ise her iki yarışta da ilk 3 sıra değişmedi. Bu sezon Nissan GT-R 35 ile yarışmaya başlayan Ülkü Motorsport takımından Ümit Ülkü birinciliğe ulaşırken
Porsche 997 GT3 ile BC Vision Motorsport takımından İsmet Toktaş ikinci ve Seat Leon Cupra Arla Ülkü Motorsport takımından Tamer Sancak üçüncü sırada yer aldı. Oldukça renkli mücadelelere sahne olan hafta sonunda Ümit Ülkü kendisine ait pist rekorunu geliştirerek 41.757 saniyelik zamanıyla yeni pist rekorunu kırdı. Ketrum'ların yarıştığı BOM Akademi Kupası ilk yarışını Yaman Yılmaz, ikinci yarışında Güney Altunar kazandılar. 2017 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları 28-29 Ekim'de İzmir Ülkü Park pistinde yapılacak. Şampiyonası'nın Türkiye'ye geri dönmesi konusunda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticilerinin kararlı çalışmaları sonuç verdi ve Türkiye yeniden şampiyonaya dahil edildi. Paris'te toplanan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından açıklanan 2018 Dünya Rally Şampiyonası takvimine göre Polonya'nın yerine şampiyonaya dahil edilen Türkiye, 13 yarıştan oluşan takvimin 10. yarışı olarak 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek. Aday olan diğer ülkeler Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika'yı geride bırakarak takvime dahil olan ülkemiz, 2003-2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul'da toplam 6 kez Dünya Rally Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı. 7 yıl sonra yeniden ülkemize dönmesiyle Türk otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıracak olan rally, aynı zamanda 2018 yılında Türkiye'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak. Ülke tanıtımı ve imajına büyük katkı sağlayacak organizasyon, 228 ülkede 132 ayrı televizyon kanalında yer alacak, yapıldığı bölgeye de büyük ekonomik katkı sağlayacak. 2016 sezonunda WRC TV ve Red Bull TV ile tüm dünyada yayınlanan programların global izleyici kitlesi 700 milyondan fazla ve programlar 12 binden fazla saat tüm dünya genelinde yayınlandı. Bu yıl WRC'nin bir provası niteliğinde düzenlenecek olan Marmaris Rally'si 20-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ve Avrupa Rally Kupası kapsamında gerçekleştirilecek. Bu yarışa Dünya Şampiyonası'nda yarışan fabrika takımları mühendis ve görevlilerini göndererek 2018 için gerekli bilgileri toplayacak ve hazırlıklara şimdiden başlayacaklar. Bu haftalık da süremizin sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir 8. etap sizleri bekliyor olacak. Kaçırmayın diyorum.